Rumble'ın varlığıyla ki yaratıcı girecek burada Midkit kuvvetle muhtemel ve sürekli olarak yan koridorlara giden ve orada baskı yaratan 1950 Fenerbahçe Akademi izleyeceğiz. Yine alması gerekiyor ama muhtemelen ilk... Burada Nios'u yakaladıklarını görüyoruz. Üzerinde tutuştur da var fakat düşürmeye yetmedi onu. Yine de güzel bir hamle Fiverr'ın akademiden. Sıçrasını almayı başardılar Nios'un. Chosen burada işi bitirmek için hazır. Bir kule altı operasyon görebilir miyiz acaba? Hala şifası var bu arada Nios'un. Sparz'ın da tutuşturu duruyor. Kule altına girecek kişi cezalandırma ihtimalleri var ve Nios işte... Sedan'ın gücü bu zaten. Kendi canı çok iyi yeniledi. Kulenin altında yalnız Invoker canını %70'ini kaybetti. İki tane ışından geliyorsun da buraya Nios'un canı hızla azalıyor ama kule altında ölen taraf Chosen oluyor. Nios hala hayatta. Üstüne bir de burada Invoker'ı cezalandırdı. Böylece ilk ejder, dağ ejderi Fiverr'ın akademinin oldu. Sparz hemen görüş temizliğini yapmaya gitti. Oradaki kontrol totemini kaldırmak istiyor fakat Invoker Chosen'la beraber oraya gitti. Şimdi Jarvan ultisi kullanıldı. Zay oradan çıkmayı başaramadı. Işından da geliyor buraya. Senin ultisi kullanıldı. Canı hızla eriyor burada Yosemin'in ama geri çekilmeyi başardı ve ölen işin sonunda boncuk oldu. Tepki yok. Savaşmayacaklar mı acaba burada? Şimdi yaklaşıyor Chosen ama biraz geç. Fiverr'ın akademi ekibi burada okyanus ejderini başlatıyor ve 1907 Fenerbahçe yanıt veremeden alıyorlar ejderi. Çabalıyor burada ve alt koridor kulesini beraber yıkıyorlar. Karşılığında Lenham üst koridor kulesini aldı. Walker yakalanacak mı burada? İleri doğru gitti. Boncuğun üzerine atıldı ultiyle. Boncuk sıçrasıyla geri çıktı. Ultisini de harcamak durumunda kaldı. Invoker orada Lenham'ı yakaladı. Güzel bir Brown ulti. Brown diyorum. Orada Rumble ultisi geldi. Mayhem yer canını kaybediyor. Savaşın arkasında Lenham çıkmayı başarsa da Chosen katledildi burada. Evet. Bir kaçış ultisi olan bir nişancı olmasına rağmen gerçekten çok tehlikeli bir kompozisyonu var 1907 Fenerbahçe'nin. Burada Mayhem Sparz'ın üzerine gidiyor. Bayağı canını almayı başardılar. Çok iyi bir Rumble ultisi. 3 kişi duvara yapıştırıldı. Rumble ultisi aşağıda burada. 3 kişinin, 4 kişinin falan canını ciddi anlamda yaksa da Fiverr'ın burada ejderin hakimiyetini alan takım oluyor ve 3. ejderlerini alıyorlar artık. Biri orta koridor kuşatmasına geldi Fiverr'ın şimdi. Midkit kenardan ulti atmaya hazır bir şekilde bekliyor gibi. Yosemi yalnız oraya sıçrayla beraber giriş yaptı ama Invoker'ın ultisine tutuldu. Kronometresini kullanmak zorunda kaldı. Sparz da ayartıldı burada. Fiverr'ın üzerine atıldığını görüyoruz. Yosemin'in Rally ultisi kullanıldı. Rumble ultisi savaşı ikiye bölüyor. Senna ultisi birazcık hasar verdi. Kronometresine saklanan bir isim var burada ama katledildi Umut Midkit tarafından. Devam edecek mi Fenerbahçe bakalım burada. Mayhem arkada bekliyor. Hala bol canı olan üyeleri var Fiverr'ın akademinin. Geri çekiliyorlar şimdi bitkiyi patlatarak. Sparz birini yakalamak istiyor. Senna'nın da W'su isabet etti. Arındırını kullandı boncuk burada. Sparz devam ediyor üzerine baskı kurmaya. Midkit de geldi şimdi buraya yeniden. Oldukça uzun bir savaş gerçekten. Sonunda düştüğünü görüyoruz boncuğun burada. Fenerbahçe Akademi uzun süre kovaladılar rakiplerini ama sonunda yakalamayı başardılar. Nar kenardan yaklaşıyor yalnız Yosemi yine yandan pozisyon arıyor. Güzel bir ultiyle girdi burada. Leon ultisi de geldi. Rumble ultisi de geldi. Birilerini ayartmaya çalıştı Invoker ama orada anında düşüyor. Baron'a yönelerek bir yanıt vermeye çalışıyor burada. Bakalım okyanus ruhunun karşılığında Baron'u alabilecekler mi en azından? Burada takımlar birbirlerine çok çok yakınlar. Bakalım savaşın çıktığını görecek miyiz? Yine içeri girdi Yosemi. 3 kişiyi yakalamayı başardı. Rumble ultisi ve Senna ultisi beraber patlıyorlar burada. Fakat Yosemi hasarın yoğunluğuna düşüyor. Bu sefer Invoker rakiplerini tutmaya çalıştı. Birebir bir takas gördük. Nişancıya karşı ormancı değişildi burada ve şimdilik savaş duruldu. Ejder'de Jarvan ultisi yok. Yine Leon'un ultisi de yok. Bakalım nasıl savaşacaklar burada. Ve bunun farkında olan Fiverr'ın hemen ejderi başlatıp 1000 cana kadar indirdi. Çalmayı deneyecekler mi? Burada Fiverr'ın de kalıyor ejder. Bunun ruh anlamına geliyor. Rumble ultisi kullanıldı. Sanıyorum Nar ultisi pek efektif olmadı burada. Fenerbahçe eriyor. Mayhem'den dirilme görüyoruz orada. Kimin koruyucu meleği var bilmiyorum. Evet. Nar şimdi ayağa kalkıyor. Yeniden senin ultisi kullanıldı. Yosemi savaşın içinde hasar tutuyor. Üzerine hazır ultisi. Çok güzel geldi bu sefer. Nios tarafından katlediliyor Umut. Buna rağmen canlar çok az 1907 Fenerbahçe cephesinde. Yo. Ama Fiverr'ın içinde durum aynı. İki üyesini birden kaybetti. Boncuk kaçmayı başardı. Ölecek bakalım işte Nios'un korkunç menzili. Ve bu Baron'la beraber 1907 Fenerbahçe altın farkını artık 6000 civarına çıkarmayı başardı. Biliyorlar şu an ejderin başlatıldığını. Alıyorlar pozisyonlarını. Bakalım nasıl bir savaş çıkacak burada.
Yarı cana kadar indiğini görüyoruz Kadim Ejderha'nın. Lenham arkada bekliyor. Mayhem'le karşı karşıya geldiler. Burada sersemletmesini uyguladı Mayhem. Yarı cana indi bile. Sabitlendi. Hızlı eriyor burada. Arkada Invoker'ın güzel bir ulti atmış olduğunu görüyoruz ama takımı hiç takip edemedi bu ultiyi. Yosemi içeride birini kendisiyle beraber hapsetti oraya. Senin ultisi geldi. İki kişi eridi bile. Dirilse bile orada hayatta kalma ihtimali yok gibi görünüyor Mayhem'in. O da düşecek ve Fenerbahçe bu hamleyle beraber Kadim Ejderha'yı alacak. Bu oyunun bitmesi anlamına gelebilir. En azından orta koridoru ittirerek yanıt vermeye çalışıyor. Five Ronin Akademi burada. Evet, 1907 Fenerbahçe Akademi haritada genel anlamda hakimiyetini önce bir kanalı kapatarak orada tutması çok değerli oldu burada. Çok daha takım savaşının başlamadan Meganar %40 cana inmişti ki Meganar bu takım savaşı için Five Ronin'in bir numaralı anahtarıydı, bunu söylemiştik. Onu o kadar canda bırakması, artı Invoker'ın arka tarafta 3 kişi yakalamasına rağmen onu takip edecek kimsesinin olmaması takım savaşının bittiği anlamına geldi zaten o esnada. Arka tarafa Jarvan gidip yine 3 kişiyi orada yakaladı. Üzerine gelen Rumble ultisiyle arkadaki üçlüyü bir anda çıkardılar takım savaşından ve Baron öncesinde çoğu hızını da yakalamayı başardı. Bunda 1907 Fenerbahçe maçın bittiği anlamına kuvvetle muhtemel gelecek. Zaten bana kalırsa oyunun şu an 1 numaralı güçlendirmesi, Kadim Ejderha güçlendirmesi. Artık skor alıp oyunu bitirmek istiyorlar. Leon ultisi geldi, zaten kendini kurtardı. Orada Rumble ultisinin aktif olduğunu görüyoruz. Yosemi'nin ultisi bu sefer çok işe yaramasa da gerçekten çok bir önemi yok. O kadar büyük bir güç farkı oluştu ki güçlendirmeler yüzünden. Aradığımız savaş çıktı mı? Lenham'ın üzerine gidiyorlar. Ayartmayı başardılar orada. Invoker onu yakaladı. Kendi ultisini kullandığını görüyoruz. Lenham'ın da içeride dans ediyor resmen. Bıçakların dansçısı ünvanının hakkını veriyor. Yalnız Rumble ultisi, Jarvan ultisinin içinde yer alınca güzelce erittiler Fire Rune ekibini. Oldukça uzun süren bir savaş. Herkes hala hayattaydı derken burada düştüğünü görüyoruz. Yosemin'in 60 saniyelik bir ölüm süresi var. Sparz'ı da indirmeyi başardı. Azir Fire Rune ekibi burada. İki kişiyi aldı Fenerbahçe'den. Öyle görünüyor gerçekten. 15 saniye boyunca gelmeyecek Jarvan'ın bu savaşa yetişmesi. Nexus kulesi ışından geldi orta koridora. Ortadan Fenerbahçe'nin ittirdiğini görüyoruz. Burada Lenham direkt koşuyor Nexus'a doğru. Midkit'le beraber Mayhem onu durdurmaya çalışıyor. Midkit sırtçayla devam etti. Kadim Ejderha sizin olabilir ama Nexus bizim olacak dedi. 1907 Fenerbahçe Akademi.